bugün bir insanın tarikatta olup da şirkten teberri etmesi mümkün değildir. Bak bu kadar açık ve net konuşuyor. Yani bir insan hem tarikatın içerisinde olacak hem de ehli tevhid olacak. Mümkünatı yoktur. Şu an bir adam ehli tarik olduğu vakitte rabıtasız olmaz. İstiane, bakın kendisine himmet ve şefaat edeceği inancına sahip olduğu ulvi şahsiyetler, vahdeti vücut anlayışına sahip olmayan birisi ehli tarik olamaz. Muhiddin İbn Arabi şirkin merkez babasıdır. Panteizmin kurucusudur. Vahdeti vücutun kurucusudur. Şeyhül Ekber diyorsunuz. Evliyaların piri diyorsunuz. Adam diyor ki, hayatın içerisinde her şey Allah'tan bir parçadır. Fare de Allah'tan bir parçadır. En azılı kafir de Allah'tan bir parçadır. Ve Allah kimin müşrik, kafir olması gerektiğiyle alakalı bir plan uygulamıştır. Firavun mübarek bir kuldur. Allah'ın kendisine biçtiği rolü oynamaktadır diyor Muhiddin İbn Arabi. Sen bunu evliyaların piri kabul ediyorsun. Konuşamıyorsun bu anlayışı. Ya Allah'ın Resulü'nün anlattığı dinde ne eksik kaldı ki sen buralara tevessül ediyorsun kardeşim ya. Yani Allah sana eksik bir din mi gönderdi? Resulullah sana eksik bir din mi anlattı? Sahabenin, tabiinin, tebai tabiinin, maruf olan müminlerin yolunda böyle bir ibadet var mı? Böyle bir anlayış var mı? Böyle bir düşünce var mı? Niye böyle yapıyorsunuz? Yapmayın. Resulullah'ın yapmadığı işleri yapmayın. Resulullah'ın nehyettiği işleri, Allah'ın öğretmediği işleri yapmayın. Sahabe-i güvenin yapmadığı işi yapmayın. Müminlerin yolundan ayrılmayın. Siz niye Allah'a direkt dua etmiyorsunuz da illa araya birini sıkıştırıyorsunuz? Bir de haşa neuzubillah Allah'ı öyle şeylere benzetiliyor, trafoya benzetiliyor, kablo, subhanallah. Bu da ayrı bir zulümdür, bu da ayrı bir günahtır. Bu da belki kişi ayrı bir küfre sokar. Yani Allah hiçbir şeye benzemez. Bakın, bu büyük şeyh kabul edilen, Allah dostu kabul edilen insanların hiç şöyle kamu içerisinde, bunca yıldır İslami hayatın içerisindesiniz, şöyle kamuya mal olmuş hiçbir tane konuşmalarına şahit oldunuz mu? Hiçbir yerde şöyle aklı başında oturup bir kere dinlediniz mi? Konuşmazlar, yoktur. Konuşunca her şey açığa çıkar. Hep bir gizemlilik vardır, bir efsunlama, bir sırlar dünyası, nazar, bakacaksın ibadet edeceksin. Ne güzel. Bakıyorsun adama, o da sana bakıyor, böyle temaşa ediyorsunuz, ibadet ediyorsunuz, hem de öyle az buz da değil, 100 yıl. Allah'ın dostunun gözüne bakıyorsun, cesedine bakıyorsun, 100 yıl sevap kazanıyorsun. Ne güzel iş be, ne güzel iş, getirin bize de, niye bu kadar çaba sarf ediyoruz? Bakın, vallahi bunu tahkir etmek için söylemiyorum ama bunları söylemek zorundayız. Adamı arkadan birisi itelemezse gidemiyor. Adamı Çeçenistan'da savaşıyorlar. Adam yolunu yürüyemiyor. Nasıl Çeçenistan'da ruhaniyetini, abartılara bakın. Oo, görüyor, ben bunu Çeçen Savaşı'nda gördüm. Nerede gördün oğlum? Abdest almaya tek başına gidemiyor. Nasıl gördün? Yalan söyleme. Kandırmayın milleti, aldatmayın. Gelin bir bakın, bir ortaya bir koyun bakalım. Onun için Muhiddin Arabi'ye bazıları böyle korkuyor. Ya işte Allah dostuna dil uzatırsak çarpılırız. Siz zaten çarpılmışsınız. Çarpıldığınız için konuşamıyorsunuz. Bir de böyle bir saltanat zinciri var. Çünkü seyyidlik var ya, peygamberin
soyundan gelenler değil, yolundan gelenler, yolunda gidenler kurtuluşa erecektir. Bazı hoca efendiler de şirkin bey babalarına rahmetler diliyorlar, övgüler diziyorlar. Kötü konuşun demiyorum ama övmek zorunda mısınız gerçekten ya? Hakikaten bu böyle midir ya? Yani uygulaya geldikleri inanç sistematiğinde, amellerinde, düşüncelerinde, tebaalarına, müritlerine, öğrettiklerinde gerçekten Kur'an'a ve sünnete, Kur'an-ı Kerim'e ve sünnet-i Resulullah'a mutabık hakikaten görüşler var mıdır ya? Ya insan biraz Allah'tan korkması gerekiyor. Yani siz şirk içerisinde olan insanları değil övmek, sessiz kalmanız bile Allah katında bir vebalken siz bir de övgü diziyorsunuz. Niye diziyorsunuz? Muhtemelen tebaanızı gözetiyorsunuz. Kitleye oynuyorsunuz. Güç sahiplerini karşınıza almak istemiyorsunuz. Çünkü düşünce zemininizi, kitlenizi bunun üzerine oluşturdunuz. Bir hakkı söylemeye başla bakayım. Etrafında kaç kişi kalacak? Sen eğer hakkı söylediğin için etrafında kimse kalmayacağı korkusuyla hakkı söylemekten imtina ediyorsan sen hüsrana uğruyorsun. Hakkı söyle, bir kişi kalmaz. Allah var seninle.